Hocam. Çocuk çok hasta. Bul derdime bir çare. Aman efendi, ben ne anlarım? Lokman Hekim'e gidin. O bakar hal çaresine. Her yere baktım hocam. Lokman Hekim yok. Yok mu? Ne yapsak ki? Yok yok, varın gidin Lokman Hekim'i bekleyin. Aman etme hoca. Küçücük cılız çocuk. Lokman Hekim gelene kadar ne olur bu çocuğa? Doğru. Hah, buldum. Bal yediriverin. Bal her derde devadır yahu. Hay yaşa. Şu. Şu. Salgın var diyorlar. Herkes hasta bu aralar. Sen de mi kaptın Bestami? Bilmiyorum ki. Lokman Hekim'i de bulamadık zaten. Lokman Hekim yokmuş ama hoca bulmuş çaresini. Demircinin oğlunu 2 dakikada yiyedivermiş. Baksanıza, herkes sırada. Ya bu ben bilmem. Bilirsin hoca, bilirsin. Hadi bul şu çareyi. Ya sabır. Of, peki o halde. Balık ya. Tahinli pekmez. Havuç suyu. Nane limon. Keşke Lokman Hekim'i bekleseydin hocam. İşin ehli değilim ama demek ki benim elimden de iş geliyormuş hanım. peki madem. Ne oluyor? Ne oluyor yahu? Eyvah, gördün mü başımıza gelenleri? Yo, burası olmaz. Yok, burası olmaz. Yok, böyle olmayacak. Ey ahali! Kaç yapayım derken göz çıkarttık, iyi mi? Ah!
Aman efendi, gece gece nereye böyle? Sen dedin de inanmadım hanım. Çok büyük hata ettim. Komşu köyden hekim getireceğim. Dur hocam, dur. Gece gece olacak iş mi? Sabah koyulursun yola. Bu ne acele? Yok, yok aman. Sabaha falan bekleyemem. Halletmem lazım bu işi. Ha? Gördün mü? Bak gerçek oldu kabuslarım. Hocam dur. Hemen gitmeliyim yoksa halim fena. Ha? Nasıl yani? Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim mi gelmiş? Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim gelmiş. Hoca ne oldu? Sen de mi hasta oldun? Aman yahu ne hasta olması. Lokman hekim gelmiş ya, ona bakayım dedim. Lokman hekim. Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim gelmiş. Lokman hekim gelmiş. Ne kadar ısrar etse eş, dost, akraba, bilmediğin işse karışma. Şifa dağıtmak kolay sandım ama ehli ben değilim sonuçta. Hapşı. Çalı cennetin ırmakları akar Allah deyu. Ula aç diyorum şu ağzını, çekelim onu da. Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin. E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi. Selamun aleyküm dostlar, hayırdır? Oo, aleyküm selam hoca. Tam vaktinde geldin. Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı. Demek diş ağrısı ha? Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte. E peki çürük dişi çekseydiniz? Zaten sorun da o hoca. Korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını. Demek ağzını açmıyor ha? Kadri, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme. Tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani. Doğru dişi çekmişimdir inşallah. Nasıl? Ne yaptın hoca? Sanki bu... Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş. Ha? Evet. Hoca vallahi korkuttun bizi ha.
Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyeceydim ha. Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyeceydim uşağım. Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm. Aman aman koca oğlan dur hele dur. Artık sana borçluyum ben. Peki sen ne dedin adama? Ben de dedim ki ya teperse. Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi. Bak bakalım hatun kim gelmiş? Aa, Kadri, hayırdır? Çiçek getirdim. Çiçek mi? Bana mı? Sana değil, hocama. Peki sağ ol. Ben buradayım. Hırsız bekliyorum. Hayrola kimmiş? Sana çiçek getirdi bizim Kadri. Oo, hayranlarımdan çiçek ha. Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi? Ama hatun ben şey bir dakika yahu şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat Allah Allah hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam. Esselamu aleyküm. Kadri, aleyküm selam da hayrola? Hocam, sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım. Ne yapacaksın peki? Seni koruyacağım. Nasıl beni koruyacaksın? Senin bekçin olacağım. Bekçin mi? Evet, hırsızlar seni çalmasın diye. Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış. Anam anam de git işine. Merak etme hocam. Güvendes. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm. Kadri bırak peşimi. Allah'ım bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at. Belki hırsızı düşürürsün. Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu... Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak. Hah. Şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım. Olamaz. Vuruldum galiba. Çok canım yandı. Çok pişmanım. Eşeği de bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun. Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın, hırsızı kaçırdın, bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin. Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun. Ne? Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
Baş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine. Oh, hala da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime. Neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi. Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl. Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz? Topla oynayacağım, oynatmıyorlar. Tabii. Senden bize fırsat kalıyor sanki. Ya ben hayır, ver o topu bana, versene ya. Verir misin? Tamam, susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam, artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı. Ama biz neyle oynayacağız şimdi? Siz hiç uçurtma yaptınız mı? Yo, yapmadık. Öğrenirsiniz o vakit. Ama... Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım. Bu da buraya. Oldu galiba. Siz kendi yaptığınıza bakın. Of, olmuyor işte. Of, keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa. Açın, ne yapıyorsunuz uşaklar? Uçurtma. Bir de bana deli derler. Uçurtma ha. Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliysen sen yap. Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar. Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle. Yok. Bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle. Uy! Ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak. İzle de öğren uşağım. Ne yapıyorsunuz yahu? Uçurtma yapıyoruz hocam. Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben. Biz yapıyorduk zaten ama. Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır göstereyim. Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte. Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi, belli. Ver bakayım sen şunları bana.
Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur. Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana. Ula ver oğlum uçakları uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da. Çocuklar, uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu. Tamam. Oley! Uçuyor, uçuyor. Bakın, benimki en yükseğe çıkıyor. Olur mu da? Benimki o. Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkan. Neyse, hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet, çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan, koş. Çocukların oyununa geldik, gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur, ben yapacağımı bilirim. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Hocam ne yapıyorsun? Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum. Neden? Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek. Ben kesin yaparım. Hiç sanmam. Ver topu da göstereyim. 11, 12, 13... sıra bende, sıra bende. Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa. Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu. Hocam, iyi değilseniz yardım edelim. Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim... Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret. Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı. Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı. Ya sabır, ya sabır. Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık. Estağfirullah. Oh.
Olmadı galiba bu. Hatun nasıl yapıyorsun ya bu? Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver. Tamam canım. Ne var bunda? Ver hocam ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi. Hanım sen yorulma, ver bana ben yapayım, hem içeride de çok sıkılmıştım. Emin misin hocam? Pek tabii, yün çırpmak güç kuvvet ister. Peki madem. be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun. Hanım öyle diyorsun da. Hayrola oğlum. Ana bir bardak su versene. Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle? Dışarıda oyun oynuyoruz da. Hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur. Öyle mi dersin? Peki madem. 13, 14, 15. Önüm arkam sobe. Saklanmayan ebe. Şşt, Bestami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa. Ebe sobe. Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki. Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa. Babam oyunumuza engel oluyor. Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım. Peki kim söyleyecek? Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler. Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben. Oyunumuza karışmanızı istemiyoruz. Hocam, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa? Yok be Kadri, kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan. Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam. Eyvah eyvah. Ne oldu? Ne oldu? Odada fare var. Yakaladım seni. Yakaladım. Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam. Galiba şöyle otursam iyi olacak. Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin. Kışt. Yaşa be hoca, yaşa sen. Yaşa be hoca. Hocam sen çok yaşa. Allah senden razı olsun hocam. Sizi köfte horlar sizi.
İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da çocuklar da beni üzdüler ama son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik. Hoca! Ula hoca! Dur hele, dur, dur! Ne oldu efendi? Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar. Be Cemal. Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak. Allah canınız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz. Kayıp bir hazine varmış. Ne? Hazine mi? Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar. Var ya, o kadar paramız olsa. Heyt be, çok zengin olurduk. Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah! Ben yapacağımı bilirim. Böyle. Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü? Hadi ormana gidelim. Hazineyi bulmak için sabırsızlanıyorum. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan? Anam kıyafetlerimin yeni dikti. Yırtılmasını istemem. Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı. Of, peki. Ula bunlar ne yapıyor? Buldum. Şu tarafa doğru. Hay yaşa. Ula. Yoksa? Acaba? Çok yoruldum. Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın. Of, çok acıktım. Dayanamıyorum. Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba? Thank you.
Bestami! Ne yapıyorsun orada? Neyse. Hadi aramaya devam edelim. Açlıktan öleceğim burada. Galiba size bir şey söylemeliyim. Ne? Buldun mu yoksa? Yok ama... Burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım. Bulduk! Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami. Yani bana kızmadınız mı? Ne kızması? Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor. Uy! Yardım edin uşaklar! Hey! Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır, bir saniye. Bir de biz bakalım. Burası! Evet, burası. Soldan gidelim. Ama harita sağı gösteriyor. Hayır, o sol. Sağ. Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak? Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız. Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin. Hey! Hey, bakın. Bulduk, sonunda bulduk. Ben size demiştim. Zengin olduk. Gelin hep birlikte açalım. Bu da ne? Ama bu... Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu? İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe? Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten. Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence. Hayırlı sabahlar Karakaç Hanım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendi. Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir? İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim. Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben. O zaman seninle gezelim bugün. Sahiden mi? Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım. Tabiat muhteşem. Selamun aleyküm Deli Kadri. Aleyküm selam. Hoca bu ne iş? Hayırdır efendi, ne iş? Hocam sen yürürsün. Evet. Çocuk da yürür. Öyle görünüyor. Bu eşek de yürür. Uçamadığından eminim. Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi? Evet öyle. O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe? Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir? Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam. Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir.
Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur. Baba, ben biraz yoruldum. Kara kaçana bin öyleyse sen, öyle devam edelim. Zevkle. Hocam, hocam, hocam. Değirmenci, değirmenci, değirmenci. Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor. Evet, biniyor. Ne olmuş? Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi? Demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza. Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe. Madem dinlendin, değişelim o zaman. Şunlara bak Hatice. Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun? Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum? Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha? Ne olmuş? Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle? Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın. Uy! Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana. Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi. Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini. Eşeğin dili var elbette. Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim. Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme. Anlarsın demek. Külahımı anlat. Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun? Ula bu eşek konuşabiliyor da. O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi. Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana? Benim daha farklı bir fikrim var.
İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir. Evet baba. Ne yaparsan yap, insanları memnun etmek hiç kolay değil. Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın. Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor. Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu? Oo. Oo, çok güzeldi. Ne? Öyle yemeyim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben? Soğan. Soğan ye. Al da sen ye. Ne oluyor bana? Oh olsun. İşte böyle hıçkırırsın. Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu. Selamun aleyküm. Hayrola hocam? Ne yapıyor bu? Aleyküm selam Sait Efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz. Yazık garibe. Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin. Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz. Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar. Daha fazla verelim. Allah Allah. Göle mi atsak acaba hocam? Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet. Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak? Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım. Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
İşe yaradı hocam. Ah, yine olmadı. Hocam? Aparo! Umparo! Sanırım bu işe yaramıştır. Hocam, sen miydin? Aşk olsun ya. Ahi, ahi. İşte, demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya. Olamaz. Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu? Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii. Delice bir iş yapmış. Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur. Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun. Hocam. Geçti mi ne? Bilmem. Vallahi geçti. Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam. Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca. Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.